Merhaba, Emin Kafkas. Bugün birlikte aslında birçok kişinin kafasında oluşan soru işaretlerinden bazılarını yanıtlamaya çalışacağız. Örneğin gıda takviyesi kullanımı bugün popüler olmuş bir konu mu yoksa geçmişten günümüze devam eden rasyonel bir fenomen mi? Bu sorunsalı yanıtlayabilmek için bugün beraber hem geçmişten bazı örneklerle hem de bugünün güncel rakamlarıyla Konuyu irdelemeye çalışalım. Tabii gıda takviyesi deyince sanki bugün hemen hepimizin aklına bir moda yaklaşım... ...ya da işte gerçekten işe yarayıp yaramadığıyla ilgili elimizde tutarlı kanıtların olmadığı bir bakış açısı ortaya çıkıyor. Fakat teorik olarak konuyu incelediğimiz zaman hiç de böyle olmadığı, sanılanın aksine kadim bir öğreti olduğu... ...bugünlere gelmeden önce yaklaşık bundan 4000 yıl önce yani M.Ö. 2000'lere kadar tarihlendiğini gösteren... Elimizde el yazmaları ve kanıtların olduğunu biliyoruz. Tabii şimdi diyeceksiniz ki hocam 4000 yıl önce kim gıda takviyesi kullanıyordu? Bununla ilgili elimizde gerçekten bir kanıt var mı ya da bugüne ulaşmış bilimsel literatürde bununla alakalı referanslar var mı sorusunu da açıkçası kendinize soracaksınız. Ancak bu soru sizin sandığınız kadar zor bir soru değil. Bugüne kadar yazılmış olan birçok sporcu beslenmesiyle alakalı ya da gıda takviyeleriyle ilgili makalelerde ve kitaplarda bu konuya dair kanıtlar paylaşılmıştır. Şu an bu videoda da beni dinlerken birçok bu anlamda kanıtı size göstermeye çalışacağım. Siz de bu kanıtlara ya da kitaplara gidip bu konuyla ilgili yazılan bilgilere ulaşabilirsiniz. Aslında şimdi biraz böyle antik Yunan'a doğru gittiğimizde ki eski olimpiyatlar özelinde konuyu ele alacak olursak birçok sporcunun ya da o dönem işte bu, bu tür olimpiyatlara katılan kişilerin kendi kişisel performanslarını arttırabilmek, kuvvet ve güç çıktılarını optimize edebilmek, rakiplerinin ötesine geçebilmek için birçok bu noktada kullandıkları gıda takviyesi ya da performans arttırıcı unsurun olduğunu biliyoruz. Bu dönem sporcularının aslında ortak paydada tükettikleri gıda takviyesi olarak düşünülen besinler geyik ciğeri ve aslan kalbidir. Tabii ki şimdi ben bu geçmişte yapılan uygulamaların bilimsel temelle uzaktan yakından ilgisi olmadığını ifade edeceğim. Ancak bizim burada bakmamız gereken şey bir geyik ciğerinin ya da aslan kalbinin bizim performansımızı arttırıp arttırmayacağı değil. Bu noktada o dönemden itibaren günümüze aslında insanlığın üzerinde durduğu en temel konu performansı geliştirebilmek için olağanın dışında bazı denemelere ya da olağanın dışında besin öğelerine yönelmiş olma fikri aslında heyecan vericidir. Antik Yunan'dan başlayarak ki bu efsanevi yaklaşımdan itibaren bugüne kadar gelen örüntüde bilimsel temelde gıda takviyelerinin sportif performansı geliştirme yönünün oldukça yüksek olduğu hatta bununla ilgili her yıl kanıt seviyesinin ya da kanıt sayısının arttığını biliyoruz. Dahası o efsanevi yaklaşımdan bugünlere ulaşan gıda takviyesi fikri bugün sportif performansın ulaştığı azami başarı düzeyinin de altındaki etken faktörlerden bir tanesi olarak düşünülmelidir. Bugün Spor gıda endüstrisinin ulaştığı büyük hacimle birlikte aslında spor gıda takviyelerinin etkinliğini araştıran yüzlerce hatta binlerce araştırmanın da önü açılmıştır. Sporcuların tercih ettiği gıda takviyelerinin gerçekten sportif performansı etkileme düzeyinin olup olmadığı binlerce akademik araştırmayla incelenmiş ve belirli kanıtlar ortaya çıkmıştır. Dahası devam eden süreçte birçok bilim insanı bugün de hala spor gıda takviyelerinin etkinliği noktasında araştırmalar yürütmektedir. Tabi bu arada artan bu ilginin temel nedeni de birçok sporcunun hatta sedanter sportif katılımcının hem genel sağlığı geliştirmek hem de sportif performansı arttırmak için spor gıda takviyelerini kullanma isteği yatmaktadır. Gerçekten size iddia ettiğim gibi sportif performansın geliştirilmesiyle ilgili sporcular yoğun bir şekilde spor gıda takviyelerini kullanıyor mu? Bilimsel temelde buna referans verebileceğimiz bir örnek var mı? Bu soruları yanıtlamak da bugün aslında spor gıda takviyelerinin geldiği noktayı anlamak ya da geleceğiyle ilgili bir çıkarım yapabilmek adına bize yararlı olacaktır. Literatürde sporcuların spor gıda takviyelerini kullanım oranlarını inceleyen bir araştırmada ki Lum ve arkadaşları tarafından 2012 yılında yapılan bu araştırma yaklaşık 440 elit sporcu üzerinde yürütülmüştür ve araştırma sonuçları ilginç bir şekilde 440 sporcunun %87'sinin sporcu gıda takviyesini kullandığını rapor etmiştir. Sonuç olarak antik Yunan'dan başlayarak bugüne gıda takviyelerinin kullanımıyla ilgili yoğun bir ilgi olduğu net bir şekilde ortaya çıkmış bir fenomendir. Bu bağlamda Gerek sporcu, gerek sedanter kişiler olsun, hem sağlığı geliştirmek hem de sportif performansı arttırmak için sporcu gıdaları bilimsel kanıta dayalı olarak tercih edilebilir. Unutmayın, hayat bir öğrenmedir. Öğrenmede esas olan değişmek, gelişmek ve ilerlemektir.